Peki efendim, bakın bir ses geliyor. Biz çocukken, ben Gölcük'te yıllarım geçti, bu sese çok alışkınımdır. Kurbağa sesi. Ama demin kendi aramızda konuşuyoruz, o metropolde, İstanbul'da, işte plazaların içinde falan. İnsan inanın kurbağa sesini de özlüyor. Yani en azından korna sesi, gürültü, bağırış, çağırış duymaktansa şu kurbağa sesi şehirden kaçtığınız zaman size huzur veriyor. Ben tekrar merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Evet, teşekkürler. Siz nasılsınız? Vallahi iyiyim. İyi ki geldim Teşvikiye'ye. Yani hep ben programda da başlarında da söyledim. Hani yazın Çınarcık nüfusu 5 katını artıyor, deniz falan, ama aman Allah'ım, burası nasıl bir yer böyle bu Teşvikiye, değil mi? Ya inanılmaz. Yani gerçekten biz de İstanbul'dan kaçanlardanız ve iyi ki kaçmışız diyoruz her gün. Sonsuz bitmeyen işlerimiz var ama gerçekten rahatladığımızı hissediyoruz. Yani doğal, her şey çok doğal çünkü. Keyifli, doğanın içindeyiz. Zorlukları var mı? Var. Kışın 4 metrekare oldu mu? Oldu. Bu kış sel oldu mu? Oldu. Ama önemli değil. Yani doğanın parçası bunlar. Peki kimin aklına geldi? Şöyle bir eve doğru yaklaşalım. Şimdi efendim, aslında hayat gerçekten çok değişik. Yani bir zamanlar bu ülke 80'lerin sonunda, 90'lardan işte o milenyum çılgınlığını yaşadığımız yıllarda teknolojinin tatillerde bol yıldızlı ultra lüks hayatın hayalini kurarken, internetin hayatımıza girmesiyle beraber ben çevreme bakıyorum. Yani özellikle belli bir kesim son 5 yıldır artık tamamen doğaya kaçışta. Yani burada en büyük sorun, şimdi bizim uydu internetimiz var. Hani bunu gözlemleyebiliyorsunuz. Ben aynı zamanda antropoloğum meslek olarak. Ablam da klinik psikolog. Çocukları gözlemliyor. Çok imalı söylediniz, klinik psikolog derken bana bir imalı baktınız. Bu ara iyiyim, bu ara iyiyim. Şöyle, çocukları tabletten ayırmak için hafta sonları ebeveynlerin verdiği mücadeleyi görüyoruz. Yani o kadar bağımlılar ki, işte baba diyor ki oğlum hadi gel yürüyelim, yürüyüş yapalım filan. Tabletimi istiyorum çığlıklarıyla karşılaşıyoruz biz yani. Hani gerçekten çok zor bir şey. Ama bu, sanmayın ki yani, siz de biliyorsunuz bizim ülkemize has bir şey. Bu şu an dünyada böyle bir çılgınlık var. Hani kimse atıp tutmasın, işte Japonya'da metroda kitap okuyorlar. Yok efendim, ben bir tek kitap okuyan grubu İstanbul'da Levent'ten Boğaziçi metrosunda gördüm. Bir orada var 3-5 tane genç kitap okuyan. Onun dışında yani Japonya, aşağı yukarı Kore'de aynı. Ben 5 sene önce Kore'ye de gittiğimde herkesin elinde cep telefonları vardı. Şimdi nedir bu? Bu buranın toprağı var Mert Bey. Böyle suyu geçirmez. Hatta gördüğünüz o yolları da biz onunla yaptık. Özelliği o. Şimdi bunun bizde çıkma mantığı, biz hobbit evlerine çok özendik. Biz biliyorsunuz özenen toplumuz ya, işte üstlerine çim yetiştirelim filan mantığıyla yaptık. Fakat şeyle karşılaştık. Mesela bu binaları biliyorsunuz Harran'da yapıyorlar. Fakat Harran'da her sene bunların üstüne tekrar yenilenebiliyormuş. Tekrar tekrar atılıyor. Tabii ki bizim öyle bir zamanımız olmadığı için biz bunu hesaplamadık. İzolasyon problemi oldu. İşte samanla izolasyon malzemesi örtüşmedi falan filan. Sapla samanı karıştırdık. Karıştırdık. Biraz hani deneme yanılma yöntemiyle oldu ama başardık. Toprak ve saman karışımı. Özelliği ve artısı ne? Özelliği şu, doğal malzeme artı içerisi ciddi anlamda serin. Yazın. Yazın serin. Yazın serin oluyor. Kışında dışarıya herhalde. Evet, evet. Geldiğinde. Aynen öyle. Hani samanla ilgili olarak hani böyle bir şey. Hani değişik. Kaç ev var toplamda şöyle baktığımız zaman? 6 tane çamur evimiz var. 6 tane çamur ev var. 2 kişilik midir evler? 4 kişiliktir Mert Bey. 4 kişilik. Bir de gelirken bir şey söyledim. Ben 12 tane burada bir düzine köpeğinizin olduğunu söylediniz. Mesela misafirler çok sıkıntı çekiyor. Ben kabul ediyorsunuz diye söyledim ama yanlışım varsa düzeltin. Birçok insan evcil hayvanıyla tatil yapamamanın sıkıntısını yaşıyor. Kabul ediyor musunuz? Evet, kabul ediyoruz. Kabul ediyoruz. Yani diğer köpekler dediğiniz gibi onlar bizim köpeğimiz değil.
ormanda yaşayan köpekler ve bunlar sürekli aç oldukları için birilerinin bakması gerekiyor. O da biziz yani. Yaz kış biz onlara bakıyoruz. Baktığımız için de buradalar. Ama gelen konuklarımızı da uyarıyoruz. Diyoruz ki hani bahçede fazla köpek var. Eğer bunlar rahatsız duyarsanız hani evden çıkarmayın ya da kucağınızda çıkartın gibi şeyler söylüyoruz yani. Aynen, aynen. Peki 6 ev. Evet. Hepsi birbirinden. Şöyle bakayım ben de farklı. Birbirinden yani şöyle bir tanesini şimdi bahsettik madem evlerin içini de gösterelim istedik. Evet. O gerçekten hani dışarıyla içerisi arasındaki fark bayağı efendim bilen bilir. Köy evi. Boya kireç. Ve sağlıklıdır onu da söyleyeyim. Kireç sağlıklıdır. Şimdi girdiniz. Bakın burada iki tane yatak var. Hani şimdi ben kendi ailemden örnek vereyim. Bartu'yla mevsimi aldım geldim. Şimdi öyle deyince Mustafa'dan da bahsedeyim izin oldu. Ya da Ediz Burcu'yla Mustafa'ya aldı. Yani iki tane çocuk için ya da yetişkin de olabilir. İki yatak var. İsterseniz kullanırsanız böyle bir perde var efendim. İster açık kalır ister kapalı sizin tercihiniz. Burada bir çift kişilik yatak. Burada da televizyon var. Yani çocuklarla gelirseniz şöyle bir şey olacak. Siz burada yatacaksınız. Çocuklar televizyon seyretmek için büyük ihtimalle burada yatacak. Bu iki kere iki dört. Yine burada şöminenin başında da yerde güzel puflar. Oturup keyif yapabilirsiniz. Güzel. Bambu kapladık değişik olsun diye. Kayrak ve bambu. Bunların hepsi ağaçtır. Hepsini kendi ellerimizle yaptık. Yani gördüğünüz her şey çoğunlukla elimizle yaptık. Peki dolu musunuz? Evet. Hafta sonları mı hafta içi biraz daha tabii. Hafta içi sakin, hafta sonları doluyuz. Yani önceden rezervasyon. Şart. Şart. Peki. Hazır buraya kadar gelmişken. Neyse içeriği gösterelim. Hava çok güzel. Şu fiyat bilgilerini ben dışarıda alacağım müsaadenizle. Şimdi ben iki çocuğumu aldım. Biri 6 yaşında, biri 12 yaşında. Eşim ve ben geldik. Çocukla 4 kişi. Kaç ödeyeceğiz bir gece için? Şöyle biz kişi başı çalışıyoruz. Çünkü evler 4 kişi olduğu için 4 arkadaş da gelip kalmak istiyorlar. Bizde sabah kahvaltısı, akşam yemeği dahil kişi başı 200 liradır. Çocuklar 6 yaşa kadar ücretsizdir. Çocuklardan konaklama ücreti almıyoruz. Sadece kahvaltı ve akşam yemeği ücreti alıyoruz. O ne kadardır efendim? Onu da 100 lira alıyoruz. 100 lira? Evet, evet. Yani 2 kişi gelip kalırsak vereceğimiz ücret 400 lira mı? Hayır, çocuğunuzla birlikte. Yok, çocuk için geldi. 400 lira, 400 lira Mert Bey. Gecelik kahvaltı ve akşam yemeği dahil. Kahvaltıyı herhalde zengin bir kahvaltı. Çok zengin, evet. Akşam yemeğinde genelde neler veriyorsunuz? Ben tüm her şeyi soracağım. Akşam yemeğinde, yani bizim mutfağımız çok iyi. Çünkü biz her şeyi ev mutfağı olarak düşün. Reçelleri falan kendimiz yapıyoruz. Yemekte de öyle. Akşam yemeğinde de işte bir karışık ızgara tabağı veriyoruz. Yanında garnişli salatası, zeytinyağlısı, bir iki tane atıştırmalık tabağı ile birlikte veriyoruz. Bayağı tatmin edici bir yemeğimiz var yani akşamlarda. Ben hemen hesap yapıyorum. Ortalama hani konaklamayı şimdi şöyle cebe koyduk. Kahvaltıya gelsek ortalama 40 lira. 40 lira kahvaltıdan düştük. Kaldı kişi başı 160 lira. Nereden bakarsanız bakın bir 50 lira da akşam yemeğine ister istemez harcayacağız. Yani tabii şimdi kahvaltı var, kahvaltıcık var. Yani bazen oteller de kahvaltı veriyor ama hani çoğu zaman demeyeyim arada bir gidip pastaneden poğaça alıp kahvaltı yaptım oluyor. O yüzden hakkını vererek bir kahvaltı yaptım düşündüğümüz zaman hani fiyat standart. Peki onun dışında günübirlik misafir kabul ediyor musunuz konaklama dışında? Ediyoruz, şöyle ediyoruz. Yani şimdi misafirlerin yoğunluğuna bağlı Mert Bey. Onları da rezervasyonsuz almıyoruz. Yani muhakkak biz kahvaltıya geliyoruz ya da yemeğe geleceğiz diye hani buradaki yoğunluğa göre kabul ediyoruz. Çünkü çok kalabalık olur. Hani takdir edersiniz ki işte İstanbul'dan kaçıp kafa dinlemeye gelen konuklarımız da hani o yoğunluğu yaşatmaya bizim hakkımız yok. Hani çünkü dediğiniz gibi biraz önce bir köşede oturup kitap okumak isteyen birisi varken hani bir anda çok ticari olup da hani aman insanlar gelsin mantığıyla da bakmıyoruz. Hani burası nasıl denir? Kafa dinleme. 12 ay açıksınız. 12 ay açık olamıyoruz. Kar durumuna bağlı. Çok kar olduğu zaman çok kapatıyoruz yani. Herhalde hava durumuna bağlı diyebiliriz yani. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kolaylıklar İlginiz için. Diliyorum. Sağ olun.
Efendim şimdi altını çizelim. Mesela burada şöyle de bir artı var. Az önce çifte şelaleleri ekrana getirdik. Hani biz tabii iş yetişsin diye arabayla gidip geliyoruz. Sabah uyandınız, kahvaltınızı yaptınız. Taş çatlasın 20-25 dakikada, yarım saatte değil mi? O kadar ya sürer ya sürmez. Buradan çifte şelalelere kadar bir yürüyüş yapma şansınız var. Yani doğanın içinde güzel bir tatil. Ya şimdi kıyaslama yapmak istemiyorum. Her yer benim arkadaşım, her yer benim dostum ama. Ya şimdi Ava mı, Teşvikiye mi? En iyisi ben yorumu size bırakayım. Biz her gittiğimiz yerin bilgilerini veriyoruz.